Şimdi bizim bir yani bulduğumuz adam hiçbir şeyin garantisi yok. O adam büyük bir ihtimal bizim gibi insanlar topluyor. 1000 riyale otobüsü bulup kişi başı otobüs tutuyor kaçak. Belki burada biz şunu düşünüyorum ben. Normal resmi hacı otobüslerinin şoförleriyle konuşacağım. Bir şeyler yapabilirsem hani onlara böyle teklifte bulunacağım. Beni de götürür müsünüz? Arkaya sıkışıp yoluma bakmaya çalışacağım. Ne derecede başarırım, ne derecede başaramam bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Kameraman, iman varsa imkan var, düşme. Düşme, ayakta kal. Hadi bakalım. Son gün. Ne uyku uyunabiliyor, ne bir şey olabiliyor. Kafada bin bir düşünce var. Ya yarın zor gün olacak, uyuyayım, dinleneyim diye bir düşünce yok. Benim durumda olan herkesin aklına tek bir soru var. Yarın ben Arafat'a çıkabilecek miyim? Uyku bugün bize yok. Kameraman, git yat artık. Vallahi biz bilmiyorum ya. Ne diyorsun kameraman, var mı içinde böyle bir şeylik? Allah yardımcımız olsun kameraman, ama bende hiç uyku yok. Kettle'ı bir sıcak suyu bas da kettle'a. Bir çay kahve içe, kettle'a bir bas sen, hadi. Hadi bakalım. İmtihan, cidden imtihan. Kameraman, uykusuzluğu vermek için gözden yakın çekim yapıyorsun. Sıkıntı yok. Arafat gününden, telviye gününden herkese selamlar. Artık uykusuzluklar, uykular, tırnak içinde söylüyorum, otel odasındaki hapis hayatı bugün son bulacak. Gece uyuyamadım malum, biliyorsunuz zaten. Hem gerginlik hem heyecan, olacak mı olmayacak mı? Benim durumda olanların da uyduklarını zannetmiyorum. Otelden çıktık, taksiler inanılmaz derecede pahalı fiyat söylüyorlar. 250 riyali duydum, 300 riyali duydum, 400 riyali duydum. Gideceğimiz yer biraz uzakta. Şuna da para verdik, 100 riyal son gün her ihtimale karşı. Bir anlamı yok, çok çakma ama yine de bekliyoruz. Normal biz taksi değil, belediye otobüsü kullanacağız. Sonra Arafat için otobüslerin bulunduğu bölgeler var. Azizya bölgesi, orada şansımızı deneyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Çok ama çok gerginim, çok. Ne diyor? Mafya haram şey. Yani Kabe'ye gitmiyor. Cerval dediği de bu büyük ihtimal Azizya'ya gidecek. İnşallah sıkıntı yok. Ya çok gerginiz ya. Allah'a canım. Ya normalde otobüs, bir şeyler oldu, ben çok gerginlik, bağırdılar falan, ne oldu ben anlamadım. Bugün normalde bu otobüs Azizya'ya gidiyor ama bugün Azizya'ya gitmeyeceğini, Azizya'ya ve şey olduğunu söylediler. Azizya'ya mutlaka taksiyle gideceğimizi söylediler. Bekliyoruz bakalım. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Oradaki abi bana yardım edeceğini söyledi. Bir bakalım bakalım bir. Allah yardımcımız olsun. Şimdi başka bir otobüse bindik. Aynı güzergah. Sadece Azizya'ya yaklaşmaya çalışıyoruz. Bir durak bir durak. Sıkıntı şu, taksi yok. Taksi bulmaya çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Polis. Gerginim. Altyazı M.K.
Şimdi Azizya bölgesine geldik. Biz şunu yapmaya çalışacağız. Akşama biz 1000 riyale Arafat'a gitmek için bir otobüs bulduk. Ama şu hava kararıncaya kadar biz biraz otobüsleri bulmaya çalışacağız. Şimdi bizim 1000 riyale bulduğumuz adam hiçbir şeyin garantisi yok. O adam büyük bir ihtimal bizim gibi insanlar topluyor. 1000 riyale otobüsü bulup kişi başı otobüs tutuyor, kaçak. Belki burada biz şunu düşünüyorum ben. Normal resmi hacı otobüslerinin şoförleriyle konuşacağım. Bir şeyler yapabilirsem, hani onlara böyle teklifte bulunacağım, beni de götürür müsünüz? Arkaya sıkışıp yoluma bakmaya çalışacağım. Ne derecede başarırım, ne derecede başaramam bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Kameraman, iman varsa imkan var, düşme. Düşme, ayakta kal. Hadi bakalım. Alıyorum tekrar. Yolda lazım olacak bunlar, hepsini yeme bak. Uzun bir yol bizi bekliyor. Hafif bir gülümseme, hafif bir iyilik bizi biraz daha güçlendirdi. Arayışa devam ama otobüs şoförleriyle bu işi yapmak çok zor gibi olacak. Hadi bakalım. Biraz tükeniyor. Otobüslere ciddi anlamda sorduk. Hepsinde de çekemiyoruz zaten. Hani adamlara farklı bir şey olmasın diye çekebildiğimizi çektik. Kameraman çok tedirgin ister istemez. Şöyle bir durum var. Otobüsü sadece geç yapmıyorlarmış. Nusuk görevlileri otobüsün içine girip otobüsün içinde tek tek herkesin gerçek şey olduğunu, yani gerçek Diyanet hacısı olup olmadığına karar verip hemen izin vermiyorlarmış. Arayışımız devam ediyor. Allah yardımcımız olsun. Akşam yaklaşıyor. Son kaldı kaç saatimiz? Yani yarın öğlene kadar zamanımız var. Buradan yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik yol ama abi bu yarına bırakılacak bir şey değil. Bugünden bir yol bulmamız lazım, denememiz lazım. İş parayla da çözülmeyecek gibi. Allah yardımcımız olsun. Otobüsün şoförüne önce ben bir teklifte bulundum, yalvardım. Hani olmaz olmaz dedi. Daha sonra bir göz attı. Bir ümit bekliyorum. Ümit, yani orta kapıyı böyle bir işaret ettiği gibi buradan bin mi dedi, ne dedi anlayamadım. Yanında da görevliler var, yaklaşamıyorum. İnanılmaz derece böyle iki araç arabasına sıkıştım. Yani sıkıştım dediğim, hareket edemiyorum, başka bir yere gidemiyorum. Bir ümidim burası var. Allah, Allah, Allah. Şimdi şöyle bir durum var, bu adamla ben konuştum, yani konuştum dediğim zar zor anlaştık. Adam ilk seferde götüremem, ikinci seferde götüreceğim. Burada otobüsler gidiyorlar, şu anda bulunduğumuz yer Arafat'a yaklaşık arabayla 25 dakikalık bir mesafede.
otobüsler olsun bir saat. Önce bir sefer bir götürüyorlar, sonra geliyorlar yine hacıları tekrar alıyorlar. İkinci sefer götürebilirim dedi. Ona kadar bekleyeceğiz. Eğer olmadı başka bir şekilde deneyeceğiz. Bir de burada yeniden bir şey öğrendim. Türkler ilk önce Arafat'a gidiyorlarmış. Yabancı ülkeler sonra önce Mine'ye gidip daha sonra Arafat'a gidiyorlarmış. Bu da benim bu yolumla ilgili beni bayağı bir sekteye uğrattı. Bayağı bir şaşırttı. Bununla ilgili de açıklamayı yapacağım. Şimdi bu adamı bekliyorum. Gergin bekleyiş devam ediyor. Bu bekleyişi size anlatmak istesem nedir biliyor musunuz? Yani ne olduğunu bilmiyorsunuz ama içinizde bir kıpırtı var ve kendinizi bu yoldan vazgeçirmiyorsunuz. Öyle bir an diye söyleyebilirim. Şu anda karanlık, belki yüzümü görmüyorsunuz ama otobüs şoförü geldi, bizi çaktırmadan arkaya bin dedi. Şu anda otobüsün arkasına bindim. Işıkları falan açık değil. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şu anda otobüse daha kimse binmedi. Şoförle konuştuk. O dediğim şoför tekrar geldi. Bizi otobüsün arka tarafına oturtturdu. Ne olacağını bilmiyorum. Buraya kadar yaklaşmışken buradan geri dönmek istemiyorum Allah'ım. Ne olur bir yardım et. Ve cehennem beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ahşeynahum fe hum la yubsirun. Yani şu gözleri görmezden olalım. Şu da otobüse bağlanalım Arafat'a inşallah. Önde birkaç kişi, önde biraz daha grup vardı. Onlar indi. Otobüste şu anda kimse yok. Biz gidiyoruz ama nereye gidiyoruz bilmiyorum. Konum Arafat'a gösteriyor. Allah yardımcımız olsun. Ya adamlar bizi arkada unuttular. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Şimdi otobüste kimse yok. Şoför bana el attı. Beni otobüsün arka tarafına, karanlığa attı. Ve kameramanla bizi götürüyor. Etrafta Arafat Dağı'na giden büyük otobüsler de yok. Otobüsün içerisinde kimse yok. Ama biz konumdan bakıyoruz, Arafat Dağı'na gösteriyor. Ya bizi çok farklı bir yerden götürecek bilmiyorum. Bir çıkmaza gidiyoruz biz. Hayatımda benim gördüğüm, hayatımda yaptığım en ilginç, en anlamlı, en hayırlı yolculuklar olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Şu anda bir Mısırlı, biz tek başına otobüste yolculuk yapıyorduk. Mısırlı bir grup girdi otobüse. Atıyorum 50 kişiye 60 kişi bindi. Biz inmeyiz diyorlar. Şoför de diyor ki ya siz böyle ayakta giderseniz yakalanırsınız diyor. Ve inanılmaz derece otobüs içinde bir kavga var. Biz bile gerildik. Tir tir titriyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Polisler Türklere bir şey demiyorlar. Mısırlılardan gıcık alıyorlar diye. Biz son bir haftadır bir şeyler duyuyoruz ve şimdi Mısırlıların içinde kaldık. Allah. Şu anda yolculuk başladı. İnanılmaz derecede gerginim. Hiç anlamadığım bir dil konuşuyorlar ve sürekli bir bağırıyorlar. Mısırlılar bir şey sinirliler ama ne olduğunu anlamadım. Ama iyi bir şeyim var. Bu otobüsün kapısını mühürlediler. Polis tek tek içeri girecek. Bizim nusuk kartlarımızdan böyle bir barkodla okutacak mı okutmayacak mı bilmiyorum. Bunu duydum. Allah yardımcımız olsun. Gidiyorum. Yavaş yavaş ön taraftan da lebbeyk Allahümme demeye başladılar. Biraz heyecanlıyım. Allah'ım inşallah beni bu yolda utandırmaz. Lebbeyk. Lebbeyk.
Lebbeyk Allahümme. Hamde. Hamde. Kardeşim. Şerike. Sen ya. Elvan al albab el şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike lek lebbeyk. İnnel hamde. Ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Şu anda konum yaklaşık 20 kilometre gösteriyor ve 40 dakikalık bir yolumuz var ama sabah diyorum, akşam 8'den beri bu otobüsü kolluyoruz ve şu anda saat 12'yi geçiyor ve şu anda hiçbir şey net değil, bilmiyoruz ve 4 saattir uğraşıyoruz. Tek korkumuz, almayabilirler, kabul edebiliyorum, Allah göstermesin ama yakalanabiliriz, bir sıkıntı yok. Yakalansak bile bizi ciddiye götürmesinler. Duyduk, birçok grubu ciddiye götürüyorlarmış. O kötü durum. Yakalarlar belki sabaha doğru yürüyerek gideriz veya Mina'ya gideriz, oradan bağlanırız. Yolları Allah'ın rızasına almak için zorlayacağız. Şimdi biraz şu yolculuğun tadını çıkarma zamanı. Anlık da olsa çıkarma zamanı. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Polis kontrolü vardı, onu geçtik. İleride olur mu bilmiyorum. Şu anda kalan kilometre sayısı 15 kilometre. Allah'ım bunu sonuna ulaştır ya Rabbi. Huzurunda bizi kabul et ya Rabbi. Huzurunda bizi kabul et ya Rabbi. Şimdi bakın, ışıktan anlıyorsunuz. Bir polis kontrolü daha var. Eğer bunu da geçersek kaldı 7 kilometre. Bu kadar yaklaştık. Allah'ım nasip et. Allah'ım nasip et. Allah'ım nasip et. Ve ceanna min beyne eydihim sedden ve min halfihim sedden ve akşeyna ve fehum la yübsirun. Allah'ım nasip et. Allah'ım nasip et ya Rabbi. Şu anda konum da 5 dakika gösteriyor. Ben anlaşmama şoföre şey demiştim, ben oraya giderim para öyle veririm demiştim. Adam şimdi geldi benim yanımdan, benden parayı aldı. Demek ki girdik, tam bilmiyorum ama. Şükran. Yavaş, biz az önce Mina'dan, Muzdelife'den geçtik. Şu anda 5 kilometre kaldı. İndikten sonra bir de tek tek nusuk kartına QR kodu yoksa, QR kodunu okutma yoksa Allah'ın izniyle biz ulaştık diyebileceğiz. Şu anda herkes burada çok heyecanlı. Ön taraftakiler falan cidden ağlamaya başladılar. Çok değişik bir duygu. Allah'ım buraya gelmek isteyen herkesi nasip et ya Rabbi. Şu anda zor durumda olan, yolda olan, bana Instagram'dan, YouTube'dan yazan, abi nasıl geliriz diye sorular soran herkese yardım et ya Rabbi. Allah'ım herkesin niyetine göre ver ya Rabbi. Zılgıt çekiyorlar. Galiba son polis kontrolünde geçtik. Allahu Ekber. Herkes şu anda çok heyecanlı bir an. Herkes şu anda zılgıt çekiyorlar. Birbirine dua ediyorlar, yalvarıyorlar. Allah'ım herkese nasip et ya Rabbi. Gelmek isteyen herkese nasip et ya Rabbi. Göster kameraman, göster. Post olka. Yuhar post olka. Ha, yuhar mısın? Evrim üstüm. Beyciğim. Kameraman, kameraman, kameraman.
Şükran. Elhamdülillah. Kameraman, ben bilmiyorum da burası Mina olabilir mi?